Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda çok sık sorduğunuz bir soruya cevap vereceğim. Hangi üniversiteyi tercih ettiğimi söyleyeceğim. Ve Eylül ayı yaklaştı. O konuda biraz size motivasyon vereceğim. Evet, hemen tercih ettiğim üniversiteyi söylüyorum. Ben Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tercih ettim. Bunun nedenleri ve niyeleri ile ilgili bir video ileride yapabilirim. Okullar açılmasını bekliyorum bu tür şeyler için. Çünkü hani ileride Koç vlogu yapmayı da düşünüyorum. Ve bilgisayar mühendisliği ile ilgili videolar da çekerim. Buna ilginiz varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Çünkü sizin için çekiyorum zaten videoları. Şimdi biraz başka şeylerden bahsedelim. Benim sene başında şöyle bir düşüncem vardı. Hani hedefim Boğaziçi ve Koç üniversiteleriydi. Ve bu ikisine giremezsem Almanya'ya giderim, Almanya'da okurum diye düşünüyordum. Ve bildiğiniz gibi şu an hedefime ulaştım. Ama bu hedefime ulaşma yolu çok zorluydu. Ve o zorlu yolda bir sürü engel karşıma çıktı. O engelleri yılamadan aşmanız lazım. Ve size üniversite sınavıyla ilgili şunu söyleyeyim. Ben hedefime ulaşabildiysem siz de ulaşabilirsiniz. Çünkü benim hani şöyle bir düşüncem var. Biri bir şey yapabiliyorsa siz de o şeyi yapabilirsiniz. Çünkü ipler sizin elinizde. Yani hepimiz insanız. Birbirinden üstün değil diye düşünüyorum. Ve ipler sizin elinizde. O iplere sıkıca tutunun ve o ipleri üniversite sınavı gelene kadar bırakmayın. Artık Eylül ayı da geldi ve şu an o ipleri bırakacağınız her an yoldan çıkabilirsiniz. O yüzden o ipleri sıkıca tutunuyorsunuz şu an. Çalışmaya tam gaz devam ediyorsunuz ve umarım başlamışsınızdır zaten çalışmaya. Tam gaz devam ediyorsunuz ve üniversite sınavında hedefinize ulaşıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Başka bir açıdan bakalım. 2020 senesi başlarda bana gerçekten çok zor geliyordu. Kötü olaylar yaşanıyordu. Hem dünyada hem özel olaylar yaşanıyordu. O yüzden 2020 senesi hani başlarda 2020 senesi yine 2020 senesi yapacağını yaptı falan diyordum. Ama böyle bu yanlış bir düşünceydi. Yani siz sakın böyle şeyler düşünmeyin. Kötü olaylar gerçekleşebilir. Ama iyi olaylar da hep olacak yani. Psikolojinizi yüksek tutmanız lazım bu süreçte. Bu çok önemli. Ve şunu da söyleyeyim. Çalışırken mutlu olmaya çalışın. Ama çalışırken hep mutlu olmak mümkün değil. Ki ben de olamıyordum. Günde bildiğiniz gibi 12 saat çalışıyordum. Ve hani mutlu olsam hayat bana kolaydı. Ama maalesef sıkılıyordum ben de. Gerçekten çok sıkılıyordum. Ama ucunda bir hedef olunca, insanın çalışması gerektiğini bilince insan çalışıyor. Hani düşün yani, kim ister otursun burada masanın karşısında 12 saat test çözsün, konu çalışsın. Ama unutmayın, bunu kendiniz için yapıyorsunuz. Kendi geleceğiniz için yapıyorsunuz. Çünkü önünüzde uzun bir hayat var. Üniversite sınavı her şey değil zaten, onu da söyleyeyim. Ama güzel bir üniversiteye giderseniz güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Ama her türlü önünüzde bayağı uzun bir hayat var. Ve üniversite sınavı bunun çok 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 küçük bir kısmını oluşturuyor. Oradan sonra ne yapacağınız zaten nasıl önemli olan. Ama üniversite sınavında sakın bırakmayın çalışmayı. Çünkü önemini eminim siz de biliyorsunuzdur. Ve size şunu söyleyeyim. Üniversite sınavı bittikten sonra çalıştığınız hiçbir andan pişman olmayacak şekilde çalışın. Ve çalışmadığınız hiçbir andan da pişman olmayacak şekilde çalışın. Üniversite sınavı bittiğinde hedefinize ulaşmış olun. Ve eğer elinizden geleni yaparsanız gerisi hiç önemli değil. Siz elinizden geleni yapın. Zaten hedefinizde kendinizi bulacaksınız. Ve şunu söyleyeyim. Bu videoyu izledikten sonra yarın bir azimle kalkın. Bir azimle uyanın. Ve çalışmaya bir azimle başlayın. Ben size güveniyorum. Siz de kendinize güvenin. En iyisi olacak. Eğer videomu beğendiyseniz buradan abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.